Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde global matrisin pratik olarak elde edilmesi konusunu işleyeceğiz. Daha önce her bir eleman için ayrı ayrı eleman matrisi yazıyor ve bunları birleştirerek global matris oluşturuyorduk. Şimdi bu aşamayı yapmadan global matrisi doğrudan yazacağız. Daha önceki derslerimizde bu örneği çözmüştük. Şimdi bunu son eleman modeli oluşturarak çözelim. Son eleman modeli oluştururken cisimleri yay eleman olarak modelleyebiliyoruz. Bunların yay katsayıları karkay kalç olsun. Bağlantı noktaları sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 şeklinde numaralandırılmış olsun nodlar. Ve her bir elemana da 1 numara, 2 numara ve 3 numaralı elemanlar. Tek eksenli durum her bir elemanın serbest derecesi sırasıyla ekseni yönde O1, O2, O3 ve O4. 4 düğüm noktası 4 serbestlik derecesi olduğuna göre 4 çarpı 4'lük bir matris olacaktır global matrisimiz. Matrisin bunları sırasıyla O1, O2, O3 ve O4 serbestlik derecelerini göstersin. Satırlar ise birinci nod, ikinci nod, üçüncü nod ve dördüncü nodu gösterir. Pratik metotta sırasıyla birinci düğüm noktasından başlamak üzere şöyle bir düşünüş sergileyeceğiz. Diyeceğiz ki birinci düğüm noktasına bir birimlik bir yer değiştirme oluşturacak kadar bir F1 kuvvet uygularsak şayet sistemi dengede tutmak için diğer bütün serbestlik derecelerindeki yer değiştirmeleri de sıfırda tutmamız gerekmektedir diye düşüneceğiz. Ve bu durumda da bir yer değiştirme varken diğer sistemin diğer noktalarındaki yer değiştirmeleri dengede tutabilmek için ne gibi kuvvetler oluşturulur düğüm noktalarında onu düşüneceğiz. İkinci olarak incelediğimiz bu düğüm noktası hangi düğüm noktalarıyla etkileşim içerisinde? 2 numaralı düğüm noktasıyla sadece etkileşim içerisinde, o da K1 bağlantısı nedeniyle. Ve diğer düğüm noktalarıyla hiçbir bağlantısı yok 1 numaralı düğümün. İşte bu durumda 1 numaralı nod üzerine bir birimlik bir yer değiştirme uyguladığımızda 1 numaranın kendisinde ve 2 numarada ne tür kuvvetler oluşur onu düşüneceğiz. 1 numaralı nodumuzun O1 ve O2 ile ilişkisi mevcuttur. Bu iki kısmı oluşturacağız şimdi. O1'e bir yer değiştirme verdiğimizde bir numara üzerinde K1 kadarlık şu nedenden dolayı kendi üzerinde pozitif yönde aynı bu yönde bir kuvvetle karşı karşıya kalır. Ve bu O1'i dengelemek için iletişim halinde olduğu 2 numaralı nod ters yönde bir kuvvet oluşturur. Aynı K1 kadar ki dengede kalsın diye. Ve bir numaralı elemanın 2'den başka herhangi bir bağlantısı olmadığından diğerleriyle olan matris iletişimini elemanlarını sıfır yazıyoruz. Şimdi 2 numaralı nodumuza geçiyoruz. 2 numaralı nodumuz 1 numarayla ve 3 numarayla bağlantı halinde. Dolayısıyla hem 1 hem 2'nin kendisi hem 3 numaralı nodla olan elemanlarını yazacağız şimdi. Düşünüş tarzımız şudur. Bir numaralı elemana bir birimlik bir kuvvet etki ettirdiğimizde diğerleri de sıfırda kalabilsin diye acaba ne gibi notlarda, karşı notlarda bir reaksiyon oluşmalıdır? Ona bakacağız. İkinin kendisinde bir birim bir kuvvet uyguladığımızda iki hem K1 ile hem K2 ile bağlantılı olduğundan dolayı kendisinde bu ikisinin toplamı kadar bir kuvvet oluşur. K1 artı K2 kadar bir kuvvet oluşur. Aynı zamanda U1'de ise sadece aralarında K1 olduğu için ilişki ama bunu da dengeleyecek şekilde eksi K1 kadar benzer bir mantıkla da 3 numaralı nod üzerinde K2 bağlantısı olduğu için de eksi K2 kadar bir etkisi olacaktır. Burada şunu düşünebilirsiniz. Eğer bir nod kendi üzerinde bir etki baz alıyorsa pozitif olarak değerlendirilir.
Aynı etki nodun komşusunda ise komşulara da negatif etki ettirilir gibi düşünebilirsiniz. Ve daha başka 4 numarayla bağlantısı olmadığı için de 0 yazıyoruz. Şimdi 3 numaralı noda odaklanalım. 3 numaranın bağlantılı olduğu elemanlar 2 ve 4'tür. 3 numara üzerine bir birimlik bir yer değiştirme uygularsak diğerlerinin de sıfırda kalması yani dengede kalması için acaba komşu olduğu 2 ve 4'teki etkisi nedir? Önce 3'ün kendi üzerinde oluşturduğuna bakalım. Şöyle bir işaretleme yapalım. 3'ün 3 ile kendisiyle doğal olarak 2 ile de komşu olarak 4 ile de komşu olarak ilişkisi mevcut olacak. 3'ün kendisiyle olan ilişkisi K2 ve K3 elemanlar nedeniyledir. Şurası da K3 elemanı. Dolayısıyla biz buna K2 artı K3 yazabiliriz. 3 numaranın 2'de oluşturduğu, 2 komşu olduğu için ve aralarında K2 ilişkisi olduğu için eksi K2 kadar etkileşimi var. 4 numaralı komşuyla da eksi K4 kadar etkileşimi var. Geriye kalan 1 numaralı elemanla da herhangi bir bağlantısı yok. Kendisi üzerindeki nod için artı, komşular için eksi işaretini kullanıyor. Şimdi 4 numaralı nodu düşünelim. 4 numaralı nodumuz sadece 3 numarayla komşuluk ilişkisi içerisinde yani 3 ve 4. sütunlarla işimiz olacak. Hem öncelikle kendisine bakalım. Kendisinin üzerine şöyle bir birimlik bir kuvvet uyguladığımızda diğerleri de sıfırda kalması için ne olacak? Kendisini artı kendi hanesine artı yazıyorduk. K3 ile bağlantılı olduğu için artı K3 mevcut. 3 numaralı komşuya da eksi K3 bağlantısı mevcut. 2 ve 1 ile de bir bağlantısı olmadığından 0 yazıyoruz. Şu elemanımız K3 bunu unutmayalım. Ve komşu olduğu için eksi K3. Şimdi bu örneği inceleyelim. Son eleman modelini ise K1 elemanı, K4 elemanı, K2 elemanı ve K3 elemanı. 4 numaralı nod, 2 numaralı nod. Buralar da aynı zamanda 2 numaradır. Şurası 1 numaralı nod. Şurası 3 numara ve şurası da 5 numaralı noddur. Her bir noda gelen serbestlik derecelerini yazalım. Burası U4, burası U2, burası U3, burası U5 ve burası da U1 yer değiştirmelerine sahip olabilirler. 5 adet yer değiştirmemiz ve 5 nodumuz olduğuna göre 5'e 5'lik bir matris oluşturacağız. Sütunlar U1, U2, U3, U4 ve U5 serbestlik dereceleri ve nodlar ise 1. nod, 2. nod, 3. nod, 4. nod, 5. nod olarak yazılacaktır. Şimdi aynı mantıkla 1 numaralı noda bir birimlik bir yer değiştirme verdiğimizi düşünelim. Diğerlerinin hepsi sıfırda kalacak. Ve bu durumu inceleyelim. Öncelikle 1 numaralı nodun kimliğe olan ilişkisi var. 1 numara sadece 2 ile ilişkili. Dolayısıyla biz 1 ve 2 hanelerini dolduracağız. O birin kendisine olan etkisi K4 nedeniyledir. Kendisi olduğu için de pozitif etki içerisindedir. Onun için kendisine pozitif K4 yazacağız. Komşu olduğu 2 numaralı noda ise komşuluk ilişkisi K4 ama komşu olduğu için de eksi K4 yazacağız. Başkalarıyla bir bağlantısı olmadığından 0 yazıyoruz. 2 numaralı nodumuza bakalım. 2 numaranın 4, 1 ile ve 3 ile bağlantısı vardır komşuluk ilişkisi. Kendisiyle birlikte 2'yi 4 ile irtibatlayacağız. Sonra 1 ile irtibatlayacağız. Sonra da 3 ile irtibatlayacağız. Şimdi kendisini düşünelim. U2'ye bir birimlik bir yer değiştirme verip geri kalan hepsini sıfırladığımızda U2 kendi üzerinde K1, K4 ve K2'ler nedeniyle pozitif bir yay etkisi hissedecektir. K1 artı K4 diyeceğiz. 2 numaranın 4 numaraya olan ilişkisi komşuluk olup arada K1 bağlantısı var. Dolayısıyla eksi K1 ilişkisinden 4 numarayla o zaman şuraya yazacaktık. Eksi K1 diye şuraya. U2'nin 1 ile olan bağlantısı K4. Komşu olduğu için eksi yazacağız. Eksi K4.
Ve bu başka bağlantısı olmadığı için U5 ile 0 yazacak. U2'nin üçlü olan bağlantısını unutmayalım. O da K2 nedeniyledir. Komşu olduğu için eksi K2 yazıyoruz. 4 numaranın komşusuyla olan 2 numarayla olan eksi kabir kadar bağlantısı var. Kendisiyle de artı kabir kadar bağlantısı var. Burası artı olacak. 5 numaralı nodumuz sadece 3 ile irtibatlı. O da K3 kadar. 5'in kendisine U5'e 1 K3 yazıyoruz. Bir de komşu olduğu U3'e eksi K3 yazıyoruz. Geri kalanlarla iletişim olmadığından 0 yazıyoruz. Böyle bir örneği düşünelim. 1 numaralı, 2 numaralı ve 3 numaralı elemanlarımız var. Ve U1, U2, U3 ve U4 olmak üzere 4 tane de düğüm noktası var. 4 düğüm noktası, 4 tane de yer değiştirme olduğuna göre 4 çarpı 4 bir matris oluşturacağız. Birinci not, ikinci not, üçüncü not ve dördüncü not diye. Bir numaralı düğüm noktamız sadece 2 ile kabir kadarlık bir etki nedeniyle iletişim halindedir. O nedenden dolayı bu birin kendisine kabiri yazıyoruz. Komşusu olan U2'ye de eksi kabir kadarlık ilişkiyi yazıyoruz. 3 numaralı düğüm noktasıyla bir aktif bağlantısı yok. 4'te de bir aktif bağlantısı yok. Şimdi 2 numaralı nodu düşünelim. 2 numaralı nodumuz hem 1 ile bağlantı içerisinde hem de 3 ile ve 4 ile bağlantı içerisinde. Kendisine K1, K2 ve K3 kadarlık pozitif etkiler var. Komşularından U1'e kabir kadar komşu olduğu için eksi, U3 ile K3 kadar eksi, U4 ile de K2 kadar eksili bir bağlantısı var. 3 numaralı noda odaklanalım. 3 numaralı nodumuzun sadece 2 numarayla ilişkisi var. 3 kendisine K3 kadar pozitif, 2'ye de eksi K3 kadar negatif bir iletişim halinde. 0, 0 diğerle de direkt bağlantısı yok. Şimdi 4 numaralı noda odaklanalım. 4 numaralı nodumuz sadece ve sadece 2 ile bağlantılı. 4'ün kendisi ile olan K2, 2 ile olan bağlantısı da eksi K2 olacaktır. Diğerleri de 0 olacaktır. Şimdi böyle bir problem inceleyelim. Burada bir U1 yer değiştirmesi var. Burada bir U2 yer değiştirmesi var. Bu U3, burası da U4. Aslına bakarsak 4 serbest dereceli bir sistem, 4 düğüm noktası var. Dolayısıyla 4'e 4'lük bir matris oluşturmamız gerekecek. Serbestlik dereceleri de sırasıyla U1, U2, U3, U4 düğüm noktaları. Birinci nod, ikinci nod, üçüncü nod ve dördüncü nod olacak. Bir numaralı nodun ilişkilerine bakalım. Bir numara 2 ile kabir vasıtasıyla bağlı, 3 ile K5 vasıtasıyla bağlı ve 4 ile K6 vasıtasıyla bağlı. Kendisiyle doğrudan bağlantılı olanlar K1, K5 ve K6 pozitif olarak etki etmektedir. Bu 2 ile kabir vasıtasıyla komşu olarak bağlı olduğu için eksi kabir ilişkisi var. Bu 4 ile F4 ile K6 vasıtasıyla komşuluk ilişkisi var. Eksi K6. 3 numaralı notla da K5 vasıtasıyla ilişkisi var. Ona da K5 diyoruz. 2 numaralı noda bakalım. 2 numaralı not K1 ve K2 vasıtasıyla 1'e, 3'e bağlı. K4 vasıtasıyla da 4'e bağlı. Kendisine K1, K2 ve K6'lar bağlı olduğu için K1, K2, K6'lar kendi hanesinde pozitif olarak yazıyoruz. Komşuları olan U1 ile eksi bağlantısı var. Eksi K1. Komşusu olan 4 ile eksi K4 bağlantısı var. Komşusu olan 3 ile K2 kadar ama eksi K2 kadar bir irtibatı mevcut. 3 numaralı noda bakalım. Bu da 1 numaralı nodla K5 vasıtasıyla bağlı. 2 numaralı nodla K2 vasıtasıyla bağlı.
4 numaralı noda kaos vasıtasıyla bağlı. Kendisine pozitif olarak bunları etki ettiren K2, K3 ve K5'leri K2 artı K3 artı K5'ler kendisinde pozitif. Komşusu olan 1 numara üzerine K5 vasıtasıyla bağlı. Komşu olduğu için eksi yazıyoruz. Ve KU2 ile bağlantısı var. K2 nedeniyle komşuluk bağlantısı eksi K2 ve U4 ile komşuluk bağlantısı var. K3 nedeniyle eksi K3 yazıyoruz. 4 numaralı nodun 1 ile K6 bağlantısı var. 2 ile K4 bağlantısı var. 3 ile K3 bağlantısı var. Kendisi ile de K6, K4, K3 bağlantısı var. K3, K4 ve K6 bağlantısı var. Şimdi ekranda görülen bu mekanik sistemi global matrisini de siz oluşturun. Ve 5. hafta tartışma forumunda paylaşın. Arkadaşlar benim bu hafta anlatacağım konular bunlardır. Hepinize başarılar diliyorum.